ABŞ indi İran'ı güya vurmağa hazırlaşır. Eğer İran'a bir raket düşerse bu bütün yakın şerdi partlatacak bildiğiniz olsun. Bu ABŞ'ın çok ciddi sehv olacak. ABŞ Yemen'i bombalıyor. Halbuki Yemen'i bombalamanın hiçbir manası yoktu. Ensarullah harekatı yani o işler öz işlerine devam edecekler. Buna zerre kadar şüphe olmasın. Tehlike başka bir meseledir. Bu DG İran'ın İslam İnkılap Keşikçiler Korpusu, Sepah-ı Pasdaran yani Halab-ı İslami, buna Sepah da değil, medya, Pasdaran da değil, Irak'ta ikinci dünyanın narko merkezini yaratmakla meşgul. Yakın Şerg'in narkotik merkezi Suriye'de. Suriye, Kaptagon istihsalı ile bütün Yakın Şerg ülkelerini, Fars Körfez ülkelerini, Afrika'nın şimalını ele alıp, Başar Esad rejimi İran'ın talimatçılarının vasıtasıyla her gün, bir daha tekrar ederim, her gün 80 milyon dolar gelir elde edilir. Sadece Kaptagon, narkotik preparatın istihsalı ve satışından. İndi Kaptagon'un ikinci merkezi Irak'tadır. Ve bu 100 milyon dolarlarda pul demek. Ve bu pulun hamsi gidecek İran'ın proxy kuvvetlerine. Ensarullah'a gidecek, Hizbullah'a gidecek, Ceyşullah'a gidecek, Fatimi Yuna, Zeynep Yuna, Heşt Eşşabiye ve diğerlerine. Ve Irak mukavemet çevresine. İran indi bildirir ki biz Yardanya arazisindeki bazıları vurmamışız. Yalan. Gözünün içine kim yalanlamıştır? Ayetullah rejimi. Klerikal rejim. Çünkü hemen bazı İran'da istihsal edilmiş Şahit 13B zerbe puaları vasıtasıyla vurulup ve bu işin bilavasıtı İranlı emisarlar rehberliğidir. Meksed İsrail'in ve ABŞ'ın yakın şartta en itibarlı ve dayanıklı müttefiki olan ve aynı zamanda dahili siyasi situasyonu patlayış emrine çatmış Yardanya'nın muharebeye cenk etmek. Ve İran da buna nail oldu.